Geldik. Afyon'dan bir haber var. İlginç bir haber. Belediyeye böcekleri kim yerleştirdi? Bir dinleme skandalı bu. Belediyeye böcekleri kim yerleştirdi? Olacak bir şey varsa... Dinleme cihazları, görüntü cihazları ile ilgili bir raporlama yapılacak. Şu anda bu başkanlık katı içinde bulunduğumuz kat, 3. kat, her yeri tarattırıyoruz. 15 gün önce görevi AK Partili başkandan devraldı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Ve iddiaya göre başkanlık katında 4 dinleme cihazı, 2 gizli kamera bulundu. O kameralardan birinin makam odasını görecek şekilde yerleştirilmiş olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, koltuğu önceki dönem belediye başkanı AK Partili Mehmet Seybek'ten aldı. Ancak yeni oturduğu başkanlık makamı için belediyede dinleme cihazları ve kameralar olduğuna dair ihbarlar geldi. Böcek taraması yaptırdı. Başkanlık katı içinde bulunduğumuz kat, her yeri tarattırıyoruz. Bir şeyler varsa başka yerlerde de bulunup çıkarılması için bir çalışma yapıyoruz. Tam makam odasını gösteren bu küçük delikte iddiaya göre gizli kamera tespit edildi. Ayrıca başkanlık katına çıkan asansörde de yine kamera buldu ekipler ve dinleme cihazları. İnşaat halinde makam odası. Bir ekip çalıştı. Şimdi onlardan bir raporlama da bekliyorum. Kimin ne şekilde koyduğu, ne yaptığı çok zor tespit ediliyormuş ama bakacağız, bulmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Böcek kamera işlemleriyle ilgili de teknik soruşturma başlatıp neticesinin ve gereğinin kamuoyuna açıklanmasını biz de bekleriz. Böcek varsa savcılık orada gitsin, savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Bu suçtur. Bunu kim yapıyorsa sonucuna katlansın. AK Partili eski belediye başkanı Mehmet Seybek, belediye binasında bulunduğu açıklanan dinleme cihazları ve kameralarla ilgili soruşturma açılmalı dedi. AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da Burcu Köksal'ı suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. O dinleme cihazları ve kameralar kim tarafından ne zaman yerleştirildi detay yok. Garip, garip bir hikaye. Ya bir skandal. Bakalım nasıl gelişecek. Ama tabii bir ıstakoz değil. Bir ıstakoz değil. Şimdi konu oraya geldi. Şimdi böceklerden gidiyoruz. Gerçi o dinlemeyle ilgili bir şeydi de. Istakoz biliyorsunuz eski Yunanca'dan gelir. Astokos. Yani Yunanca'dan geçmiştir Türkçe'ye. Ve deniz böceği demek. Dolayısıyla bu da başka bir böcek konusu. Türkiye AK Parti grubundaki İstakozu konuşuyor. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. İstakoz meselesi, Türkiye'de 16 milyon emekli var ve birileri bir ayını 230 euroyla kirası, yemeği, giyimi, ısınması, her şeyi dahil geçinmeye itilmiş bu maaşa mahkumken birileri o euroları veriyor, o istakozları yiyor, onu paylaşıyor. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Milyonlarca emekli, dar gelirli, ucuz ekmek, et için uzun kuyruklarda beklerken dünyanın en lüks tatil yerlerinden Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaşan AK Partili Şebnem Bursalı, mecliste susmuş ama Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan ve eski bakan Mustafa Varank sosyal medya grubunda Bursalı'yı konuşmuştu. Now Haber kamerasına takılan o görüntüler muhalefetin de gündeminde. Millet kan ağlıyor, bunlar eğleniyorlar. Şakalar çıkartıyorlar, birbirlerine emojiler atıyorlar. İstakoz paylaşımı için üzgünüm açıklaması yapan AKP milletvekili Şebnem Bursalı mecliste arkadaşlarıyla buluştu. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüde bu mesajı verirken bayram tatili için gittiği Monaco'dan 7 ıstakozu paylaşan ve Türkiye'nin gündemine oturan Şebnem Bursalı'nın Erdoğan'ı dikkatle dinlediği dakikalar. O anlarda arka sıralarda Sanayi Eski Bakanı Mustafa Varank'ın telefonundaki sosyal medya grubuna Şebnem Bursalı ile ilgili haber atıldı. Bilal Erdoğan yorum yaptı. Varank oynayan ıstakoza yanıt verdi. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şebnem Bursalı olanın üzerine tüy dikti. Mustafa Varank'ın aslında Sayın Bursalı'dan bir farkı yok. Birisi istakozuyu paylaşıyor, öbürü de ağlanacak halimize gülüyor. Bilal
Erdoğan ve Varank'ın mesajlaşmasından habersiz Şebnem Bursalı grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için peşindeydi. Erdoğan'ın geçtiği kapı kapandı, Bursalı uzun süre önünde bekledi. Kapı açılmayınca bir başka kapıdan çıkarak Erdoğan'a ulaşmayı denedi. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle özel bir görüşme gerçekleştirirken içeriye AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le birlikte girdi Şebnem Bursalı. "Üzgünüm, özür dilerim" dedi. Ama Erdoğan'ın Bursalı'nın özrüne yanıt vermediği belirtiliyor. Efendim burada tabii bir kere bu bir kamu olayı. Yani milletin parasıyla milletin vekili. Millet acından, ekonomi bu haldeyken, acından ölürken, birçok sözler verilirken bizim hareketimizde şımarıklık olmaz falan diye. Bir de partinin bütün bu diyaloğun içindeki isimlerine bakıldığında, kimisi partiden de değil zaten. Dolayısıyla partide kararları kim veriyor, nasıl veriliyor filan. İlginç. Ama burada da bir eğlence var. Ya insanların eğlenmeye de hakkı var. Dünden beri her tarafta bu ıstakoz oynuyor efendim. Oynayan ıstakoz.